Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. TOK'ta Honda sürprizi. Değerli izleyenler, Türkiye'deki fabrikasını kapatan Honda'nın tecrübesi artık yerli otomobil TOK için kullanılacak. Honda'nın fabrika müdürü Murat Aktaş ve ekibinin TOK'a geçişinin ardından şimdi de fabrikanın kapanmasıyla işsiz kalan birbirinden nitelikli personeller projeye dahil edilecek. TOK CEO'su Gürcan Karakaş, geçtiğimiz günlerde Honda'daki en önemli şeyi aldık ifadesiyle fabrika müdürü Aktaş'ın transferinin gelişmesini duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki fabrikasını kapatan Japon otomotiv devi Honda'nın tecrübesi yerli otomobil TOK'a aktarılıyor. Honda'da çalışıp tecrübe kazanan ancak fabrikanın kapanmasıyla işsiz kalan nitelikli personelin TOK çatısı altında toplanması planlanıyor. İlk olarak Honda'nın fabrika müdürü Murat Aktaş ve 63 kişilik ekibi TOK'a geçti. Honda'dan ayrılan diğer nitelikli elemanların da fabrikanın kurulması sonrasında işe alınması gündemde. TOK CEO'su Gürcan Karakaş'ın Honda'daki en önemli şeyi aldık açıklamasının ardından Japon otomotiv devinin kapanan fabrikasının müdürü Murat Aktaş ve 63 kişilik ekibin TOK'a geçiş yaptığı ortaya çıkmıştı. Transfer olan ekip TOK'un prototip atölyesinde çalışıyor. Tekniker ve operatörlerden oluşan ekip TOK'un gövdesini yapıyor. Geçtiğimiz günlerde TOK sosyal medya hesaplarından üretim ve montaj sürecine ilişkin görüntülerini yayınladı. Herkesi heyecanlandıran o videoda aracın montajını yaparken görüntülenen teknik personelin Honda'dan transfer edilen ekip olduğu öğrenildi. Transferin yıldız ismi olan Honda'nın fabrika müdürü Murat Aktaş, TOK'ta kritik görevler üstlendi. 1997 yılında çalışmaya başladığı Honda Türkiye'de fabrika direktörlüğü görevini yürüten Aktaş, TOK'ta inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev yapacak. Yeni Şafak'ın haberine göre TOK yönetimi yola ilk çıkıldığında Türkiye'de otomotiv sektöründe üretilen bütün değerlerin TOK bünyesinde yeni bir değere dönüştürülmesi için çalışılacağı belirtilmişti. Bu kapsamda Honda'nın kapanmasıyla işsiz kalan diğer nitelikli elemanların da fabrikanın ve üretim bantlarının kurulmasıyla istihdam edileceği öğrenildi.